devletin bir kuruş harcanmadan yapılacağı söylenilen şehir hastaneleri için yüzlerce milyon liralık tıbbi cihaz alımı yapılmıştır. AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm politikaları ile birlikte şehir hastaneleri sağlık hizmetinin odağına yerleşmiştir. Bugün itibariyle kamu özel işbirliği sözleşmeleri kapsamında özel sektör işletmeleri tarafından 18 şehir hastanesi yapılmıştır. Kamu Özel İşbirliği kapsamında ihale edilen Şanlıurfa Şehir Hastanesi de yapımına devam edilmektedir. Kamu Özel İşbirliği adı altında yap kirala devlet modeliyle yapılan 18 şehir hastanesi, kamu sağlık harcamaları içinde tam bir kara deliğe dönüşmüş durumdadır. 2023 bütçesinden kira ve hizmet bedeli olarak toplamda 46 milyar 662 milyon lira ödenirken 2024 bütçesinde kira bedeli olarak 26 milyar 143 milyon işletme bedeli olarak da 57 milyar 554 milyon olmak üzere pardon tam tersi 26 milyar 143 milyon hizmet, 57 milyar 554 milyon kira bedeli olmak üzere toplam 83 milyar 694 milyon lira aktarılması planlanmaktadır. Bu da Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 11.4'üne tekabül etmektedir. Vatandaşlarımız sosyal güvencesi olmasına rağmen katılım payı, ilaç farkı adı altında talep edilen ücretleri ödeyemediği için ilaca ulaşamazken kolostomi torbası bile almakta zorlanırken dev kamu kaynakları şehir hastaneleri denilen işletmelere aktarılmaya devam etmektedir. Şehir merkezinde vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşabildiği devlet hastaneleri kapatılarak açılan şehir hastaneleri halkımızın sağlık hizmetine ulaşımında adeta engele dönüşmüştür. Bu haliyle de Sağlık Bakanlığı bütçesini yutmaya devam etmektedir. Bu kadar büyük bu bütçe aktarımı yeterli olmamış olacak ki devletin cebinden bir kuruş harcanmadan yapılacağı, yapıldığı ve işletileceği belirtilen şehir hastaneleri için yüz milyonlarca liralık tıbbi cihaz ve cerrahi alet alımı yapılmıştır. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 21 Aralık 2018 tarihinde 11. Kalkınma Planı toplantısında kamu özel işbirliği sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirilen yap yap yatırımların cebimizden bir kuruş çıkmadan gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Ancak bu yöntemle yapılan şehir hastanelerinin ihaleleri incelendiğinde gerçeklerin bu şekilde olmadığı bir kuruş harcanmadan yapılacağı belirtilen hastanelerin kamu kaynaklarından yüz milyonlarca liralık tıbbi cihaz alındığı tıbbi cihazların bakım, onarım, masrafların kamu tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi bir kuruş harcanmadan anahtar teslim yöntemiyle yapılan şehir hastanelerinin sözleşmelerin tek tip olmadığı hastaneden hastaneye önemli farklılıklar gösterdiği görünmektedir. Bazı şehir hastanelerinden Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir tıbbi cihaz alımı yapılmadığı halde bazılarından da yüz milyonlarca tutarda lira tutarında tıbbi cihaz alındığı bakım ve onarım masraflarının da yine Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı görülmektedir. Devlet bir kuruş harcamadan bu hastaneler yapılacak ve doktorlar sadece önlüklerini alıp göreve başlayacak denmesine rağmen 2023 yılında Şubat ayında faaliyete başlayan Etlik Şehir Hastanesi'ne 285 milyon 170 bin liralık tıbbi cihaz alındığı Ankara Birkent Hastanesi ve Konya Şehir Hastanelerinde bir kısım tıbbi cihaz bakım onarım ve kalibrasyon bedellerinin kamu tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. İktidarın söylemine göre devletin kasasından bir kuruş harcanmadan inşa edilmesi gereken şehir hastaneleri için alınan tıbbi cihaz ve bakanlıkça karşılan, karşılanan bakım onarım bedelleri 676 milyon 823 bin 689 lira olup bu harcamaların sözleşme tarihindeki dolar kuru göz önüne alındığında 26 milyon 612 bin Amerikan doları günümüz döviz kuruna göre ise TL karşılığı 903 milyon 501 bin liradır. Şehir hastanelerinin bir kısmındaki tıbbi cihaz ve cerrahisiyet alımlarına baktığımızda Adana Şehir Hastanesi'nde 9 milyon 484 bin, Birkent Şehir Hastanesi'nde 22 milyon 774 bin, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 285 milyon 170 bin, Bursa Şehir Hastanesi'nde 87 milyon 660 bin, Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde 35 milyon 922 bin, Gaziantep şehir hastanesinde 152 milyon 129 bin, Konya şehir hastanesinde 40 milyon 387 bin lira olduğunu görüyoruz. Diğer şehir hastanelerinin tıbbi cihaz alım bedellerini sizlerle paylaşacağız. Toplamda 676 bin 8, 676 milyon 823 bin lira olan bu bedel döviz kuruyla bugüne uyarlandığında 903 milyon 501 bin lira olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan şehir hastanelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bu şehirlerde faaliyet gösteren çok sayıda hastane kapatılmış, bir gün öncesine kadar binlerce hastaya hizmet veren bu hastanelerdeki tıbbi cihazlar ve demirbaşlar ne olduğu da anlaşılamamıştır. Sağlık Bakanlığı yetkililerine soruyoruz. Şehir hastaneleri için bir kuruş harcanmayacaksa yukarıda belirtilen şehir hastaneleri için 675 milyon TL tutarında tıbbi cihaz hangi gerekçeyle alınmıştır? 2023 yılında açılan Etlik Şehir Hastanesi'ne daha bir yıl dolmadan 285 milyon lira değerinde tıbbi cihaz neden alınmıştır? Bu hastanelerle sözleşme imzalanırken işletmeci firma tarafından alınacak tıbbi cihaz, cerrahi set ve demir başların ne olacağı belirlenmemiş midir? Etlik şehir hastanesi eksik tıbbi cihazla mı açılmıştır? Diğer hastanelerin, şehir hastanelerinin tıbbi cihaz bakım onarımları işletmeci firmalar tarafından karşılanırken bir kent ve Konya Şehir Hastanelerinde neden Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Kapatılan hastanelerde çalışır durumda olan milyarlarca liralık tıbbi cihaz, demirbaş ve cerrahi alet atıl durumda beklemekteyken anahtar teslim yöntemiyle yapılan şehir hastanelerine neden yeni tıbbi cihazlar alınmaktadır? Ve Kapatılan bu hastanelerdeki tıbbi cihazların akıbeti ne olmuştur? Öte yandan bir önceki Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın görevden ayrılmadan bir süre önce yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin potansiyel ödemelerinin 322 milyar euro olduğunu ancak düzenlemelerle bunun 27,5 milyar euroya düşürüldüğü belirtilmiştir. Fahrettin Kocanın bu beyanı açıklamaya muhtaçtır. Bilindiği üzere şehir hastanelerinin sözleşmeleri ticari sır gerekçesiyle kamuoyundan saklanmaktadır ve sözleşme içeriği ve yapılan değişiklikler kamuoyu tarafından denetlenememektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığından aşağıdaki sorularımıza cevap bekliyoruz. İşletmeci firmalar kamu potansiyel yük, yükümlülüğünün 322 milyar eurodan 27,5 milyar euroya düşürülmesini hangi koşullarda kabul etmiştir? 322 milyar euro potansiyel yükümlülük ne şekilde 27,5 milyar euroya düşürülmüştür? Bu yapılırken bazı yükümlülük ve harcamalar kamuya mı devredilmiştir? Türkiye ekonomisini uzun vadeli sıkıntıya sokacak büyüklükteki bu potansiyel yükümlülük bu yükümlülüğü getiren politikacılar ve bürokratlar kimlerdir? halen aktif görevde midir? 27,5 milyar euroya yapılabilecek işler için şehir hastanelerini işleten firmalarla 322 milyar euro gibi kamuya yaklaşık 10 kat fazla yükümlülük getiren sözleşme imzalayan yetkililer hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Bu kişiler hakkında soruşturma yapmayı veya suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz? Kamu tüzel kişileri tarafından yapılan sözleşmelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri geçerli olduğundan bir tarafında kamunun olduğu bu sözleşmeler ticari sır olarak kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı'nı yukarıda belirtilen sorularımız cevaplandırmaya ve şehir hastaneleri sözleşmelerinin gizliliğini kaldırmaya ve bu hastanelerde yapılan usulsüzlükleri araştırmak için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Sağlık Bakanımızın Sayın Kemal Memişoğlu'nun sağlıkta şaheserler dediği şehir hastaneleri hakkındaki bu şaibeleri aydınlatmaya kendisini davet ediyoruz. Teşekkür ederim.